Giotti. Evet efendim. Listedeki kızların hepsi şu anda burada. Gidelim. Tamam efendim. Sen aklını mı kaçırdın? Burası neresi biliyor musun? Birkaç dakika, birkaç dakika daha gecikseydim kendini hapiste bulacaktın. İçeride çürüyecektin. Neyse ki seni içeri girerken gördüm de müdahale edebildim. Tabki? Nereye gidiyor ki? Evde olması gerekirdi. Zerdeçal töreninde. Seni anlamıyorum. Neden o otele gittin ki? Hem de o pis yerde. İşin neydi? Tek başınaydın bir de. Zerdeçal törenini bırakıp gittin. Öyle susup durma. Aslında bir görev için gitmiştim. Neden ağlıyorsun? Senden cevap istiyorum. Yanlış yaptın. Şimdi de karşımda... Beni dinle. Oraya gitmenin bir nedeni olduğunun farkındayım. Bir yanlış anlama yüzünden kendini orada buldun. Ben sadece neden gittiğini soruyorum sana. Neden gittiğini söyle bana lütfen. Çünkü hiçbir şey senin evliliğinden önemli olmamalı. Şu ağlamayı bırak artık. Dur. Yeter. Ağlayan tipleri sevmem. Hadi bin, evde herkes telaşlanmış olmalı. Bu daha önce hiç olmadı. Tabii ki bize haber vermeden hiçbir yere gitmez. Hele tören günü böyle bir şey asla yapmaz. Bu doğru. Nereye gitti merak ediyorum. Bana sorarsanız biri eve girip Tabki'yi zorla kaçırdı. Polisi arayıp rapor verelim hadi. Sessiz ol. Sen aklını mı kaçırdın? Bizim gelinimizi kaçırmaya kim cüret edebilir ki? Deli mi bunlar? Tabki'nin o otele gittiğine eminim. Ama neden televizyonda göremedim? Bu nişanı bir an önce bozmam lazım. Ama şimdi... İyi günler Bayan Vasundra. Çok geç kalmadık değil mi? Zerdeçal töreni başladı mı? Hayır başlamadı. Zaten biz de sizi bekliyorduk. Tören az sonra başlayacak. Peki gelin nerede? Gelinle damada ayrı ayrı zerdeçal töreni yapılacağından gelini tanımak isteriz. Bayan Vasundra, gelininiz nereye gitmiş olabilir ki? Gelin işte burada. Tabki, neredeydin canım? Senin için çok endişelendik. Aslında ben... Raç Kiran güzellik salonundaydı. Yakında evlenecek ya, bu yüzden güzel görünmeli. Hayır. Doğru, ben... evet oradaydı. Ama benimle gelmek istemedi. Yolumun üstü deyince de onu götürmeme razı oldu. Onu ben götürdüm. Yani hepiniz çok meşguldünüz, bu yüzden ben götürdüm. Değil mi anne? E
Evet, doğru olanı yapmışsın. Çok zaman kaybettik. Şu töreni hemen başlatmalıyız. Bize haber vermeliydin Tapki. Evet abi ama ben... Tapki size haber vermemi istedi ama bunu tamamen unutmuşum. Benim hatam. Bu yaptığın çok yanlış. Hepimizi endişelendirdin. Üzgünüm babaanne. Bir daha asla olmayacak. Bir an dur. Neden herkesin önünde yalan söyledin? Onlara gerçeği söylemek üzereydim ama sen... Sen nasıl bir kızsın? Orada seni büyük bir beladan kurtardım ama sen kalkmış beni azarlıyorsun. Benim demek istediğim şu. Neden içerideki insanlara doğrusunu söylemedin? Orada bir sürü kadın vardı. Onlara ne söyleyecektim? Oraya yanlışlıkla gittiğini, onlarla ilgin olmadığını mı? Ne sanıyorsun Tapki? Sana inanacaklarını mı? Ama bir an... Yeter. Ben sana inanıyorum çünkü seni gördüm. Ama buna kimse inanmaz. Seni lekelerler. Ama aynı zamanda iki aileyi de lekelerler. Ayrıca daha önce de pek çok yalan söyledim. Bu aileyi korumak adına Tapki, her yalanı söyleyebilirim. Beni dinle. Ailenin adını ve saygınlığını korumak istiyorsan, benim bu yalanımı sessizce kabullen ve gidip şu zerdeçal törenine katıl. Kızım, lütfen bugün ağlama. Çünkü bugün benim mutlu günüm. Çünkü biliyorum ki bu evde her zaman mutlu bir şekilde yaşayacaksın. Bugün sana hayır duam edeceğim. Mutluluğu ve huzuru hiçbir zaman elinden alınmasın diye dua edeceğim. Zerdeçal töreni bitti. Şimdi eve gidip yarım işleri tamamlayalım, tamam mı? Aditi sen istersen önden git, olur mu? Tamam, sorun değil. Ne de olsa uzun zamandır Drew'u görmüyorsun. Onu gerçekten özlemiş olmalısın ha? Sorun yok, tören zaten bitti. Artık onunla istediğin kadar konuşabilirsin. Aditi. Evet, burada kalıp sizi rahatsız etmek istemem. Drew, onunla istediğin kadar konuşabilirsin. Ne de olsa geriye sadece pederin önünde yemin etmeniz kaldı. Hoşça kalın. Ayrıca acele edin. Bu iş fazla uzamasın. Çok güzel görünüyorsun. Zerdeçal töreninden sonra ışıldıyorsun. Ama törenler artık sona erdi Tapki. Sadece yemin töreni kaldı. Ne oldu Tapki? Sorun mu var? Gergin görünüyorsun. Evet efendim. Size önemli bir şey söylemek istiyordum. Tamam, söyle. Efendim, bir an zerdeçal töreninden önce herkesin önünde beni
güzellik salonuna gönderdiğini söyledi. O dediği yalandı. Nasıl yani? Efendim beni güzellik salonuna götürmedi. Aslında ben Raj Kishore Oteli'ne gitmiştim. Evet abi, demek ünlü Raj Kishore Oteli'nde 101 numaralı odada kalıyorsun. Tabii ki seninle tanışmak ister ama şu anda kaldığın otele gelemez. Tabii ki bu korkunç bir şey ve bana söylemedin mi yani? Ya sana bir şey olsaydı? Niye yalnız gittin? Bunu bana söyleyebilirdin tabii ki. Bana sorabilirdin ya da benimle konuşabilirdin. Efendim sizinle görüşmem yasaklanmıştı. Burada herkes meşguldü. Ben de Raj Kishore Oteli'ne tek başıma gittim. Yanlış işitmiş olmalısın. Dayım Raj Kishore'da değil, Raj Hans Oteli'nde kalıyor. Her neyse. Lütfen. Bunu bir daha yapma. Eğer bir han orada olmasaydı... Şimdi hapishanede olacaktım. Demek seni bir an kurtardı. İki ailenin onurunu da. Oysa ben... Üstüne ben onu bir de duyarsız olmakla suçladım. Ona teşekkür etmem gerekirmiş. Değil mi? Anne, saatlerdir çalışıyorsun. Lütfen biraz dinlen. Valizleri ben toplarım. Hayır. Evet, her işi sen yap ve kendini daha da yor. Tatlım, sen gelinsin. Yarın nikahta yorgun görünmemelisin, öyle değil mi? Çok doğru. Annem kesinlikle haklı. Sen gelinsin. Yarın daha güzel görünmelisin, değil mi? Gel hadi. Gel bakalım. Anne. Hadi otur. Biraz dinle. Alo Müşra, yarınki düğünümüze senin de gelmeni istiyorum. Şunu düzgün tutar mısın? Durumun akrabaları için bu. İyi paketlenmeli. Hadi ye şunu. Tatlım, işte al hadi bisküvi. Ha? Aç ağzını, aç ağzını. Ne oldu canım? Aç bakayım. Hadi hadi. Kızım ne oldu? Baba. Evet canım. Siz olmadan nasıl yaşayacağım baba? Sizi çok özleyeceğim. Abla, ağlamayı bırak. 20 dakika ötede olacağız. İstediğin zaman çağırırsın. Yanına gelmemizi istediğinde hıçkırık tutmuş gibi yap. O zaman sana yemek de getiririz abla. Alo? Evet. Kim? Bak, şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Çünkü bir daha söylemeyeceğim. Yarın Duru Pande ile kızın Tapki'nin nikahı var. Evet var. Nikahı iptal et. Ne? Sen ne saçmalıyorsun ha? Sen kimsin? Bana adını söyle. Neredesin sen? Eğer saçmaladığımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Umarım beni anlamışsındır. Şimdi beni dinle ve dediğim şeyi mutlaka yap. Duru Pandey ve Tapki'nin yarın evlenmemeleri gerekiyor. Bu uyarıma rağmen kızın yarın onunla evlenecek olursa... sonu pek hayırlı olmaz. Alo? Alo? Kapattı. Bu saçmalık da hani. Bunu söylemeye nasıl cüret edebilir? Ayrıca o kim? Bunu nasıl söyler? Acaba biri kötü bir şaka mı yapıyor? Hiç böyle şaka olur mu Aditi?
Hadi baba ara onu, ben konuşacağım. Evet, evet. Kimin ara. Aradığını öğrenelim ara. Bir saniye. Sakın unutma, az önce Tapki'nin evini bu numaradan aradık. Bu sende kalsın. Pan. Evet. Bu akşam yapman gerekeni sakın unutma dostum. Tapki'yi Durul'la evlendirmekten vazgeçmezlerse birkaç adam alıp evlerine git. Onları korkut ve uyar. Belki o zaman vazgeçerler. Ayrıca şunu da unutma. Hiçbirine zarar gelmemeli. Adamlara bunu tembihle. Merak etme. Ben hallederim. Telefon kapalı. Bunu bilerek yaptığı belli. Onu bulmayalım diye kapattı. Öyleyse bu bir şaka falan değil. Ama bizi bu şekilde kim tehdit eder ki? Baba, bunu bir an önce Durul'a söylememiz lazım. Hayır kızım. Doğru olmaz. Durul o zaman endişelenir. Şöyle yapalım. Bunu Durul'un babasına söyleyelim. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Çıkın dışarı. Kendinize gelin. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Hadi içeri. Ne yapıyorsunuz? Tapki, şube hemen odaya götürün. Abla. Bir dakika durun. Yapmayın. Oğluma ne yapıyorsunuz? Hey. Ne istiyorsunuz? Hey susun. Susun bakalım. Ben size ne dedim ha? Ne dedim? Düğünü iptal edin dedim. Demedim mi ha? Yoksa sizi pişman ederim. Şimdi bedelini bak, ödeyeceksiniz. Hayır. Bir an. Onları durdur lütfen. Bu adamlar bizi... Şimdi siz haydut musunuz ha? Ya sen? Ne yapıyorsun Bihan? Kapa çeneni. Burada ne arıyorsun ha? Sus, tamam, sus. Anladım. Lütfen ne, biraz yavaş vur. Neyi anladın ha? Neyi anladın? Ama telefonu Bihan, neden kapattın ha? Telefonumun şarjı bitmişti. Öyleyse neden doldurmadın? Ama plan ne zaman değişti? Babası babamı aradı. Babam da beni buraya gönderdi. Yine gelecek misiniz? Ha? Hayır gelmeyeceğiz. Bihan abi, süper kahraman gibisin. Sana yardım edeyim. Şup. Ne yapıyorsun? Al bakalım. Vur. Al. Evet, bunu hak ettin. Tamam çık. Yeter dostum. Bihan abi, az önce süper kahraman gibiydin. Piu piu piu. Oğlum, zamanında yetişmen iyi oldu. Eğer olmasaydın bize ne yaparlardı hiç bilmiyorum. Gerçekten Bihan, bize yardım ettiğin için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Artık korkmanız için bir sebep yok. Siz biraz dinlenin, ben de gideyim. Güle güle. Oğlum...